Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda CAD/CAM lisansı olan kullanıcılarımızın, müşterilerimizin draft analizi alakalı soruları oldu. Draft analiz CAD/CAM lisansında nasıl yapılır? Ondan biraz bahsedeceğim. Ekranımda bir parça var. Buna bir draft analiz uygulaması yapacağız. Draft analize nasıl ulaşırız? Onu göstereyim. Menü, analiz, Shape kısmında hemen burada draft analizi görebiliriz. Ya da üst sekmede analiz sekmesini bulup buradan da draft analize ulaşabiliriz. Şimdi draft analize tıklamamla birlikte komutumu resetledim ve gelip parçayı komple seçiyorum. Ve seçmemle birlikte bakın parça renklendi. İşte yeşil var, kırmızı var, lacivert hareket var. Şimdi burada bana gösterdiği seçenekler pozitif draftlar, yeşil ve sarı ile tanımlanmış, negatif draftlar, lacivert ve kırmızı ile tanımlanmış. Burada da bir limit açımız var. Limit açısı 5'miş. Şimdi bu açıyı parçanıza göre verebilirsiniz. Parçanıza göre değerlendirebilirsiniz limit açılarını. Ben geldim. Bu limit açısını 0 dedim. Ve bakın sadece pozitif draftım yeşil ve negatif draftım kırmızı olarak kaldı. Yani şurada iki rengin birleştiği yerde benim ayrım hattım olmuş oluyor. Şimdi bu ayrım hattını nasıl gösteririm? Yani bunu çizecek miyim? Yok. Şöyle yapacağım. Şurada bakın hemen altta Show Parting Line bir seçeneğim var. Şimdi buna tıklamamla birlikte bakın parça üzerinde tam renklerin kesiştiği bölgeye beyaz bir çizgi attı. Şöyle tekrardan kapatıp açtığımda buraya ayrım hattı çizgimi bana tanımladı. Şimdi bunu OK deyip hemen kapatırsam da bu ayrım hattı çizgisi ekranından gider. Şu sebepten dolayı gider. Output kısmında analiz object seçili olduğu için. Bu analiz object sadece analiz kısmında karşınıza çıkar ve ayrım hattı çizgisini orada görürsünüz. Ama hemen bir yana gelip isocline derseniz hem analiz objesinde tutacak ayrım hattı çizgisini hem de tasarım ortamında isocline seçili olduğunda ayrım hattı çizginiz tamamen her daim karşınızda olacak. Bir diğer güzel seçeneklerimden bir tanesi de şu. Hemen altta specify location value label seçeneği var. Bu da şu işe yarar. Buraya tıklamanız gerekir. Tıklamanızla birlikte parça üzerinde bakın mouse'u gezdirdiğinizde tıklayabiliyorsunuz istediğiniz yere. Tıkladığınızda buradaki açı değerini anlık görebiliyorsunuz. Ben geldim şu bölgeye tıkladığımda bu bölgeyi anlık görülebiliyor. İşte eksi 27'ymiş. Burası eksi 62 diye gidiyor. Şöyle tıklamamla birlikte tıkladığım her yere anlık ölçülerini görebiliyorum. Gibi direkt ayrım hattı çizgimizi çıkardık. Açı analizimizi yaptık. Okey dememizle birlikte de şöyle bakın. Direkt ayrım hattım çizgim karşımda açı analizimi de yapmış bulundum. Şöyle direkt parçaya baktığımızda şöyle komple ayrım hattı çizgisini draft analizle çıkarmış olduk arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.